başlıyoruz. İtme ve çizgisel momentum. Şimdi momentumla ilgili ne biliyoruz? Momentumla başlayalım. Momentumu biz fizikte P harfiyle göstereceğiz. Momentum dediğim şey hareket halindeki cismin eylemsizliğinin bir ölçüsüdür diyor, diye tanımlayabiliriz. Peki eylemsizlik ne demek? Eylemsizlik Newton hareket yasalarından zaten biliyorsunuz. Eylemsizlik bir cismin hareket durumunu koruma isteği. Yani cisim duruyorsa durmaya devam etmek isteyecek. Hareket ediyorsa sabit hızda hareketine devam edecek. Buna biz ne diyorduk? Eylemsizlik diyorduk. Şöyle düşünün. Muhteşem resim yeteneğiyle size hemen iki tane çizim yapacağım. Şöyle düşünün. Bir kamyonet olsun. Siz biliyorsunuz zaten resim yeteneğinin ne kadar muhteşem olduğunu. Şöyle bir tane kamyonet olsun. Kamyonetimin kütlesi 1000 kilogram olsun. Hızı ise 50 metre bölü saniye olsun. Bir tane de şöyle bir aracım olsun. Bu aracımın ise kütlesi 50 kilogram olsun. Hızı ise 50 metre bölü saniye olsun. Şimdi size desem ki arasından ikisinden birini seçin. Birisi size çarpsın. Siz hangisini size çarpmasını istersiniz? Hangisini size çarpmasını tercih edersiniz? Tabii ki eğer ölmek istemiyorsanız tabii ki tercih edeceğiniz şey ne olacaktır? Küçük araç. Nesne baktığınız hızlarını karşılaştırarak bakmış olsaydınız ikisinin hızı eşit, ikisi de çarpabilir derdiniz. Sadece kütlelerine bakarak buna cevap vermiş olsaydınız kesinlikle aracın olmasını isterdiniz. Peki hızları farklı olsaydı, atıyorum bunun hızı 30 metre bölü saniye olsaydı, bunun hızı 50 metre bölü saniye olsaydı, siz yine bu aracın size çarpmasını tercih ederdiniz yoksa kamyonete mi çarpmayı tercih ederdiniz? Yine sizin tercihiniz nereden yana olacaktır? Sizin tercihiniz yine aracın size çarpmasından yana olacaktır. Aslında siz momentumun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Gençler, momentum bir cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır. O zaman hemen momentumun formunu türetelim. Momentumu P ile göstermiştim. Kütleyi N ile gösteriyorum. Kütleyi M ile gösteriyorum. Hızı V ile gösteriyorum. Dikkat ediyorsunuz M dediğim şey neydi? M dediğim büyüklük. M kütle demek. Değil mi? V hız demek. P ise momentum. Bunu zaten daha şimdi öğrendik. Momentum demek. Hız vektörel bir büyüklüktü. Vektörel bir sayının skaler bir sayıyla çarpımı yine vektörel bir büyüklüğü vereceği için momentum nasıl bir büyüklüktür? Momentum vektörel bir büyüklüktür. Birimini türetelim. Birimi ne olacaktır? Kütle birimi kilogram çarpı hız birimi metre bölü saniye olacaktır. Momentum birimi durumunda nedir? Kilogram çarpı metre bölü saniyedir. O zaman hemen şöyle toparlayalım. Momentumu neyle gösteriyorum? Şöyle birkaç maddede toparlayalım konuştuklarımızı. Momentum P ile gösterilir. Nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklüktür. Başka ne diyorum? Birimi kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Şuraya bir iki madde daha devam ettireceğim. Momentum ile hız vektörü aynı yönlüdür gençler. Vektörü aynı yönlüdür. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Ne dedik? Dedik ki hareket halindeki cismin eylemsizliğinin ölçüsü biz ne diyecekmişiz? Momentum diyecekmişiz. Bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı bize ne verecektir? Momentum.
edecektir. Momentumu biz ne ile gösteriyoruz? P ile gösteriyoruz. Vektörel bir büyüklüktür. Birim, birim ise kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Bu benim için çok önemli. Momentum ile hız vektörü aynı yönlüdür. Formdan çıkaracağımız gibi hız ile momentum nasıl orantılıdır? Hız ile momentum doğru orantılıdır. Momentum doğru orantılıdır. Gelelim momentum değişimine. Momentum değişimi ne? Ya da bir cismin momentumu ne zaman değişir? Momentum değişimi. Momentum değişimi, momentum P ile göstermiştim. Fizikte hatırlıyorsunuz değişim ifade eden sembol delta'ydı. Delta P ile neyi gösteriyorum? Momentum değişimi gösteriyorum. Bir cisim momentumu ne zaman değişir diye sorsam, cismin kütlesinin değişmesi için cismin parçalanması gerekiyor. Bu benim için bir değişken olarak kabul etmeyeyim. Benim için bir cismin hızı değişirse, momentum değişir mi? Değişecektir, değil mi? O zaman bir cismin hızının değişmesi, bir cismin hızının değişmesi, momentumun değişmesine, momentumun değişmesine sebep olur. Peki ben bir cisim momentum değişimi nasıl bulacağım? Hatırlarsanız daha önce enerji değişiminde de yazmıştım. Delta P eşittir, momentumdaki değişim eşittir. Son momentum eksi, ilk momentum formülüyle bunun P son eksi P. Nasıl işlem yapacağım? Burada skaler işlemi, vektörel işlemi yapacağım. Burada üzerlerinde vektör işareti olduğu için vektörel işlem yapacağım. Momentum değişimi skaler işlem olarak da bulabilirim. Vektörel işlem yaparak da bulabilirim. Ama vektörel işlem yapıyorsam zaten problem yok. Skaler işlem yapıyorsam hızın yönünü kesinlikle dikkate almam gerekiyor. Formülü hemen düzenleyelim şöyle. Delta P eşittir. Momentumu nasıl buluyordum? Momentumu M çarpı V. Bu durumda cismin kütlesi çarpı son durumdaki hızı eksi cismin kütlesi çarpı ilk durumdaki hızı olur. Tekrar söylüyorum, skaler işlem yapıyorsak gençler kesinlikle hızın işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu asla unutmuyorsunuz. Formülü şöyle toparlayalım. Delta P eşittir M çarpı delta V olacaktır. Momentum için ne söylediysem aynı şeyler momentum değişimi için de geçerli. Momentum değişimi vektörel bir büyüklüktür. Hızın işlem yapılırken hızın yönüne kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Gelelim itmeye. İtme ne diye sorsam. İtmeyi biz fizikte I sembolüyle göstereceğiz. İtme ne diye sorsam muhtemelen hepinizin aklına geleceği şey şu. Şöyle bir tane sistem var. Sistemde bir tane şöyle sandık, masa, bir şey var işte. Siz buna ne yapıyorsunuz? Bir kuvvet uyguluyorsunuz, değil mi? Buna bir kuvvet uyguladığında cismi itmiş olur muyum? Peki şöyle sorayım size. Ben bu cisme 5 saniye kuvvet uygulasam mı cismi daha çok itmiş olurum? Yoksa 10 saniye kuvvet uygulasam mı cismi daha çok itmiş olurum? Tabii ki cevabımız ne olacak? 10 saniye. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bir cisme uygulanan kuvvet ile uygulanma süresinin çarpımı bana fizikte neyi verecektir? İtmeyi verecektir. Tanımını hemen yapalım. Bir cisme uygulanan kuvvet ile uygulanma süresinin çarpımı itmeyi verir. Bu durumda ben hemen itme formülünü türeteyim. I eşittir F çarpı delta T olacaktır. Geçen süre anlamında. F kuvvet delta T zaman. Skaler bir büyüklük, kuvvet vektörel bir büyüklük. Vektörel bir büyüklüğü skaler bir büyüklükle çarpımda yine sonuç
ince olacaktır, vektörel olacaktır. O zaman itme nasıl bir büyüklük arkadaşlar? İtme vektörel bir büyüklüktür. Hemen çıkarmamızı yapalım. Ne diyelim? İtme vektörel bir büyüklüktür. Yani nesne dikkat etmem gerekiyor, yönüne dikkat etmem gerekiyor. İtme vektörel bir büyüklüktür. Peki buradaki ne anlamına geliyor? Onu da hemen bir yazalım. I dediğimiz ifade itme, F dediğimiz ifade kuvvet, delta T dediğim şey ise geçen süre ya da zaman. Kuvvetin uygulanma süresi ya da kuvvetin uygulanma zamanı. O zaman hemen birim türetelim. Birim türetecek olursak kuvvet birimimiz neydi? Newton'dı çarpı saniye. Peki kuvvetin birimini birazcık açalım. Kuvvet M çarpı A değil miydi? Newton hareket kanunlarından biliyorsunuz zaten. M dediğim şey kütleydi. Kütlenin birimi kilogram çarpı. A dediğim şey ivme. İvmenin birimi metrekare saniye kare. O zaman ben Newton yerine kilogram çarpı metrekare saniye kare yazabilir miyim? Yazarız. Çarpı saniye. Şuradan saniyeler sadeleşirse birim ne olacaktır? Kilogram çarpı metre bölü saniye. Daha biraz önce biz bu birimi gördük. Bu birim aynı zamanda neyin birimiydi? Momentum birimiydi. Gençler, biz konunun zaten konunun temelini oluşturan şey itme ile momentum arasında ilişki. Biraz sonraki itme ile momentum arasında bir ilişki kuracağız ve bu ilişkiyi konunun birçok yerinde kullanacağız. İtmenin vektörel bir büyüklük olduğunu söyledik. Birimi nedir? Birimi kilogram çarpı metre bölü saniyedir dedik. Başka neye dikkat ediyorum gençler? Kesinlikle işlem yaparken kuvvetin yönüne dikkat etmem gerekiyor ya da itmenin yönüne dikkat etmem gerekiyor. Peki itmenin yönünü nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. İtme ile kuvvet vektörünün yönü. Kuvvet vektörünün yönü aynıdır. O zaman ben bir cismi hangi yönde kuvvet uyguluyorsam, net kuvvet uyguluyorsam, tabii ki net kuvvet benim için önemli. Bir cismi hangi yönde net kuvvet uygulanıyorsa cisim o yönde itme, cismi o yönde itme yapılıyordur. Dediğim gibi biraz sonra zaten itme ile momentum arasında bir ilişki kuracağız ve bu ilişkiyi tüm sorularımızda uygulayacağız. Evet gençler, bakalım itme ve momentum arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bir cismi itebilmek için bu cisme ne yapmam gerekiyordu? Kuvvet uygulamam gerekiyordu. Newton hareket yasalarına şöyle bir dönelim. Newton hareket yasalarına göre ben bir cisme net bir kuvvet uyguluyorsam cismin ivmeli hareket yapmasına sebep olmaz mıyım? Peki ivme neydi bir hatırlayacak olursak? İvme hız değişimine eşit değil miydi? Ben cismin nesne değişmesine sebep oldu, hızının değişmesine sebep oldu. Bu durumda hız değişirse momentumla değişir mi? Hız değişirse momentumla değişir. Dikkat ediyorsunuz bakın kuvvet uyguluyorum. Kuvvet uyguluyorsam cismi itmiş olurum. Cisme itme uygulamış olurum. İtme uyguladığımda cisme net bir kuvvet etki ettiğinde cismi ivmeli hareket yapmasına sebep olurum. İvme varsa hızlı değişim vardır. Hız değişiyorsa momentum da değişir. O zaman şöyle Newton hareket yasalarından bir gidelim. F eşittir M çarpı A değildiğinde Newton'da bilmem gereken tek formül bu değil mi? M kütle A ivmeydi. Peki ben burada A'nın yerine delta V bölü delta T yazsam olur mu? Birim zamandaki hız değişimi değil mi diye mi? Bu şekilde düzenleyelim formülümüzü. Eşittir F. Dikkat ediyorsunuz şuraya. M çarpı delta V. Kütle çarpı hız değişimi. Kütle çarpı hız değişimi. Şurası momentum değişimine eşit değil midir? Ben formülü şu delta T'yi karşı yazsam. Delta P'yi burada yalnız bıraksam. Şu şekilde düzenleyebilir miyim formülü? F çarpı delta T eşit olacaktır. M çarpı delta B.
dikkat ediyorsunuz. F çarpı delta t ne formülümüzdür? F çarpı delta t itme formülümüzdür. M çarpı delta v ise momentum değişimi formülüdür. Dikkat ediyorsunuz, bir cismin üzerine uygulanan itme, cismin momentumunda değişime sebep olur. Momentumdaki değişim cisme uygulanan itmeye eşit olacaktır. O zaman şöyle toparlayalım. Bir cisim üzerine uygulanan kuvvetin diyelim. Uygulanan kuvvetin oluşturduğu itme cismin momentumundaki değişime eşittir. Bu formülü asla unutmuyorsunuz. Çok kullanacağız bunu. Kobi kitaplarınızdaki 133. sayfadaki örnek 1. Hemen bakalım. Diyor ki bana soruda, 3 kilogram yükleri oyuncak araba şeklindeki engeli çarpı 3 metre bölü saniye hızla geri dönüyormuş. Ayrıca momentum değişimi kaç kilogram çarpı metre bölü saniyedir? Nasıl bulur momentumdaki değişimi? Momentumdaki değişim m çarpı delta v değil miydi? Buradan bulabilirim. Delta v yerine hatta şöyle açalım bu formülü biz. Delta v eşittir p son eksi p ilk olacaktır değil mi? Ama vektörel büyüklük olduğu için neye dikkat etmem gerekiyor? Kesinlikle yönlere dikkat ediyorum. Bir adım daha açalım formülümüzü. Delta v eşittir m çarpı v son diyebilir miyim? Eksi m çarpı v ilk olacaktır değil mi? Tekrar söylüyorum, hızın yönüne dikkat etmem gerekiyor çünkü vektörel bir büyüklüktür momentum. Hemen formülde yerleştirelim. Cisminizin kütlesi ne kadar? Cisminizin kütlesi 3 kilogram çarpı son durumdaki hızı 3 metre bölü saniye hızla geri dönüyormuş. Hızla geri döndüğüne göre son durumdaki hızının işareti ne olacaktır? Negatif olacaktır. Çarpı eksi 3 almam gerekiyor değil mi? Eksi kütlem 3. İlk hızım hangi yönde? İlk hızım artı yönde ve 8. Buradan toparlayacak olursak 3 çarpı eksi 3'ten şurası eksi 9 gelecek. Eksi 24. Buradan ne bulacaksınız? Eksi 33 kilogram çarpı metre bölü saniye bulursunuz momentumdaki değişimi. Tekrar söylüyorum, bana momentumdaki değişimin negatif olması yönünü gösterir. Ben yönüyle ilgileniyorum burada. Eksi sadece yön belirtir ama bana momentumdaki değişimin ne kadar olduğunu sormuştu. O zaman ne kadar olacaktır? 33 kilogram çarpı metre bölü saniye olacaktır. Yani şu şekilde vektörel olarak gösterirsem delta p'yi, delta p eşittir 33 kilogram çarpı metre bölü saniye olur. Örnek 2'ye de hemen bakalım, devam edelim. Şekildeki cisim 10 metre bölü saniyelik hızla yaya çarpıyor. Cisim geliyor, 10 metre bölü saniyelik hızla yaya çarpıyor. 6 metre bölü saniyelik hızla geri dönüyor. Yine adresini sormuş, momentum değişimini sormuş. Son hızı biliyorum, ilk hızı biliyorum. Ben yine formülden göçebilir miyim burayı? Hemen başlayalım. Delta P eşittir P son eksi P ilk. Yine buradan bulacağız cevabımızı. Ne olacaktır? Delta P momentumdaki değişim eşit olacaktır. M çarpı V'di momentum formülü. Ve son eksi M çarpı V ilk olacaktır. Toparlayalım. Kütlenin 5 kilogram. 5 bölü 10 çarpı son durumdaki hızım ne kadar? 6. Ama nasıl 6 geri döneceği için? Eksi 6. Eksi kütlen 5 bölü 10 çarpı ilk hız. İlk hızım ne kadardı? İlk hızım 10'du. Artı yönde olduğu için artı 10 oluyor. Bitirelim işlemimizi. Eksi 30 bölü 10'dan şurası eksi 3 gelecektir. Şu 10
dördüncü sayfadaki dördüncü örneğe bakıyorsunuz. Diyor ki, sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 0,2 kilogram kütleli sabit 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki bir hızla giden tenis topuna şekildeki gibi sertçe vuran tenisçi topu sabit 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla fırlatıyormuş. Raketin topu etkileşim süresi 0,5 saniye ise raketin topu uyguladığı ortalama kuvvet kaç metre olur? Bana neyi soruyor? Ortalama kuvveti soruyor. Peki ortalama kuvveti ben nasıl bulabilirim? Hemen bakalım. Kuvveti bulabilmem için itmeyi bilmem gerekiyor. Burada itmeyle ilgili herhangi bir şey vermemiş. İtmeyi ben nasıl bulabilirdim? İtmeyi ben F çarpı delta T ile bulabilirdim. İtmeyi bilsem buradan F bulabilirim. Bilmiyorum. Burada benim bildiğim tek şey ilk hızı biliyorum. Kütlesini biliyorum, bir de son hızını biliyorum. Gençler, biraz önce size bahsetmiştim sıkça kullanacağımız şey itme momentum ilişkisi. İtme momentum ilişkisini kullanırsam itme yerine F çarpı delta T yazarım. Değil mi? Momentum değişiminde değerini bulurum. Buradan yaparız. Şimdi bakıyorum bu soruda skaler işlemi yapmak daha kolay olacak benim için vektörel işlemi. Benim cismim tek bir düzende hareket etmiyor. Dikkat edin. Hem x ekseninde cismin hareketi var hem de y ekseninde cismin hareketi var. Burada benim için vektörel işlem yapmak çok daha avantajlı olacaktır. O zaman ben delta p'yi nasıl bulurum? Delta p'yi p son eksi p ilk formülüyle bulmaz mıyım? P son eksi p ilk. Ama nasıl işlem yapıyorum? Vektörel işlem yapıyorum. Son momentum alacağım. İlk momentumu ters çevirip çıkacağım. Vektörlerle çıkarma işlemi yapıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Vektörlerle çıkarma işleminin kurallarını zaten biliyorsunuz. Şurayı bana zaten 90 derece vermiş. Son momentum. Son momentum cismin momentumun yönü hızın yönüyle aynı olacaktı. Son hız eksi y yönünde olduğu için bu durumda son momentum da nereye doğru olacaktır? Aşağıya doğru olacaktır. P son. P son eşittir. Hemen değerini hesaplayalım. M çarpı B idi. B son idi. M'in değeri kaç? M'in değeri 0,2. 2 bölü 10 çarpı hızımın büyüklüğü 20. Buradan ne bulurum? 4 kilogram çarpı metre bölü saniye bulur muyum? P son bu. P ilke bakıyorum. Gençler ilk momentum artı x yönünde bir değil mi? Hızın yönünde aynı olacaktır. Ama formül gereği benim ilk momentumu ne yapmam gerekiyor? Ters çevirip çıkarmam gerekiyor. Hemen başında eksi olan vektörü ters çeviriyorum. Vektörü hangi yönde çiziyorum? Eksi x yönünde. Hemen değerini hesaplayalım. İlk eşittir. P ilk eşittir. M çarpı V ilk olacaktır. Değerlerini yazalım. Kütlen 2 bölü 10. Hızı 15. Buradan sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böl, 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. 2 ile 2 sadeleşti. İlk momentum ne buldum? P ilki 3 kilogram çarpı metre bölü saniye buldum. Şöyle üzerine yazayım. P ilk eşittir 3 kilogram çarpı metre bölü saniye. Evet işlemlerimizi toparlayalım. Paralel kenar yöntemine çıkan değil midir bu? Aralarındaki açı 90 derece ise bu vektörlerin ikisinin bileşkesini alırsam şu şekilde olmaz mı? İşte bu bana delta p'yi verecek. Delta p'yi buradan ne bulurum? 5, 3, 4, 5 üçgeni dikkat ediyorsunuz. 5 kilogram çarpı metre bölü saniye. Bana neyi sormuştu? F'in değerini sormuştu. İtme eşittir delta p idi. İtmenin değerinin yerine artık ne yazabilirim? 5 yazabilirim değil mi? 5 kilogram çarpı metre bölü saniye. İtme formülünde hemen yerleştirelim değeri. İtmenin değeri 5. Eşit olacak. Kuvvet çarpı zaman. Zaman ne kadar vermişti sorunun başında bana? 5 bölü 10 vermişti. 5'ler sadeleşti. Buradan F'in değerini ne bulursunuz? F'in değerini 10 Newton olarak bulursunuz. İkinci sorumuz örnek 5 sorusu. Kütlesi 0,5 kilogram olan top sürtünmesiz yatay düzlemdeki
kuvvet ve zaman gerekliydi. E peki biliyor muyum ben kuvvetim ve zamanım dengini? Bakıyorum kuvveti vermemiş bana, zamanı da vermemiş bana. Ne biliyorum burada? İlk hızı biliyorum, son hızı biliyorum, kütleyi biliyorum. O zaman momentum değişimi kullanabilir miyim? İtme eşittir momentum değişimi derim. Buradan nasıl işlem yaparım yine? Vektörel işlem yapıp momentum değişimi bulurum. Momentum değişimi neyse itme de aynı olacaktır. Zaten bunu biliyorum. Peki delta P'yi nasıl buluyordum? Son eksi, son momentum eksi ilk momentum formülünden bulabiliyorum. Hemen bakalım son momentum. Gençler şu üzerinde, neyse şöyle tekrar çizelim hemen. Son momentumun hız vektörü ile momentum vektörü aynı yönde olacak, unutmuyorsunuz. O zaman şu noktayı tekrar çarptığı nokta olarak alalım. Şurası benim için son momentumudur. Şurası benim için P son. Değerini hemen hesaplayalım. Kütlesi 5 bölü 10. Şurada hemen hesaplayalım. Kütlesi 5 bölü 10. Hızı, son hızı 20. Buradan sadeleştirirsen de bu durum 10 olur mu? Son momentum değeri ne çıktı? 10 kilogram çarpı metre bölü saniye oldu. İlk momentumu bulalım ama ilk momentumun vektörünü ters çevireceğim. İlk momentumun vektörü hız vektörüyle aynı yönlüdür ve şu şekildedir değil mi? Vektör ucu şuradadır. P2 değerini hemen bir hesaplayıp sonra ters çevirelim. P ilk diyelim. P ilk. İlk momentum değerini hemen hesaplayalım. P ilk eşittir. Kütle çarpı ilk hız. Kütlem ne kadar? 5 bölü 10. İlk hızım ne kadar? İlk hızıma bakıyorum. O da 20. Buradan yine ne bulacağım cevabını? 10 kilogram çarpı metre bölü saniye bulur muyum? Gençler delta P'yi yani momentum değişimini bulabilmem için benim ilk momentum vektörümü ters çevirmem gerekiyor. Hemen şöyle sildim. Vektörün ucunu ters çevirdim. Artık delta P'yi bulabilirim. Şurası 60 derece. Burası 60 derece. O zaman şu aradaki açı yine ne kadar olacaktır? 60 derece olacaktır. Dikkat! Vektörleri size anlatırken hep söylemiştim. 10. sınıflarda vektörleri hep kullanacağız. Paralel kenar yöntemiyle toplama işlemi yapıyorum. Neydi? Eğer ki iki vektör eşit büyüklükte ve aradaki açı 60 derece ise bunların bileşkesi delta P kök 3 katına eşit olur. Delta P'yi buradan ne buluruz? 10 kök 3 kilogram çarpı metre kare saniye buluruz. İtmeyi sormuştu bana. İtmenin yönünü ve büyüklüğünü sormuştu bana. Bu da neye eşit olacaktır? Bu da itmeye eşit olacaktır. Sorumuzun cevabı bu. Gençler, kitabımızın 135. sayfasında bir not kısmı var. Notu çizelim. Bir cisim atış hareketi yaparken cisme etki eden net kuvvet dengedir. Bunu zaten biliyorum. Cisme aşağı doğru çeken kuvvet ağırlığıdır. O zaman net kuvvet dengeye eşit olacaktır. Diyor ki sürtünmenin önemsiz olduğu ortam. 4 kilogram kütleli top yatayla 37 derece açı yapacak şekilde 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi eğik atılıyor. Top yere düşene kadar geçen sürede cisme etki eden itme ve momentum değişimi bulunuz. Aslında ben itmeyi bulduğumda otomatik olarak momentum değişiminde bulmuş olmaz mıyım? Hemen bulalım. Büyüklüğünü soruyor bana. Büyüklüğünü sorduğu için şimdi aklı var. İlk işim hız vektörü bileşenleri. Hemen bileşenlerini ayırıyorum. Şurası ne olacaktır? 50 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37'nin değeri 8 bölü 10'du. Buradan ne gelecek? 40 metre bölü saniye gelecek. Şurası 50 çarpı sin 37. Sin 37'nin değeri 0,67. Burası ne gelecektir? 30 metre bölü saniye gelecektir. Gençler, bu cisim kaç saniyede h maksa ulaşır? 30. Her bir saniyede g'nin değeri 10 vermiş. Her bir saniyede hızın 10 azalacak demek. O zaman benim cisim 3 saniyede h maksa ulaşır. 3 saniyede yere düşer. Benim cisime kaç saniye boyunca itme uygulanıyor? 6 saniyede.
saniye boyunca itme uygulanıyor. İtme yok dursa zaten momentum değişimini bulmuş olurum. İtme eşittir F çarpı delta T ile. Burada cisme etkileyen kuvvet ne olacakmış? Cisme etkileyen kuvvet M çarpı G'ye eşit olacakmış. O zaman formülü bu şekilde toparlayabilir miyim? Cismin kütlesi ne kadardı? 4 kilogramdı.